Ege Üniversitesi Televizyonu Arkeolojik İzler Programı'na hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Araştırma Görevlisi Doktor Onur Zunal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam bu hafta çok eğlenceli bir konu. Aslında ilgimizi de çok çeken bir kehanet merkezi konuşacağız. Evet. Claros kehanet merkezi ile ilgili konuşacağız. Konuşacak çok şey var. Son gelişmeler var. Bir 10 yıl önce sizle orada da çalışma fırsatı bulmuştum. Aynen öyle. Çok eğlenceli ve zor bir alan. Evet. Ama kehanet merkezi nedir hocam? Bilmeyenler için bir antik kent değil... bir merkez ama nasıl bir merkez anlatabilir misin? Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Şimdi Claros bir dediğin gibi bir kent değil, bir kutsal alan ve bir kutsal alan olmasının dışında da bir kehanet ve bir bilicilik merkezi. Yunan panteonunda, Yunan tanrılar dünyasında bilicilik yani kehanet işi Tanrı Apollon'la ilişkilendirilen bir durum. Dolayısıyla da Claros böyle bir yer, bir kehanet merkezi ve Claros antik dönemden bildiğimiz üç büyük kehanet merkezinden bir tanesi. Biri Delfi'deki Apollon kutsal alanı, diğeri Claros'un da yakınlarında bulunan Didim'de bulunan Apollon bilicilik merkezi. Bilicilik ve kehanetten biraz bahsetmek gerekirse, tabii ki bu az önce de söylediğim gibi Tanrı Apollon'la ilişkilendirilen bir durum ve rahip ya da bilicinin ya da bilici diyelim, o kişinin bir din görevlisinin gelecekten haberler vermesiyle aslında ilişkili bir durum. Tanrı Apollon'la bir ekstaze geçme sonrasında rahipten aldığı soruları kahin Tanrı'yla görüşüyor ve aldığı cevapları da tekrar rahibe ileterek soruyu soran kişiye iletiyor ve böylelikle bir sorunun bir şekilde bir cevabı alınmış oluyor. Tabii ki bunun bir ritüeli var. Kehaneti verecek olan kahinin bir günlük bir oruç tuttuğunu biz biliyoruz. Sonrasında bu orucu su içerek, aynı günümüzdeki o oruç tutma ritüelinde gerçekleştirilen gibi bozduğunu biliyoruz. Claros'taki kehanetin de yine bu şekilde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü Claros'ta kutsal oda olarak kabul edilen Aditon'da, arka Aditon'da bir kutsal su kaynağı bulunmakta ve bu kutsal su kaynağı günümüzde de hala faal ve dolayısıyla rahibin burada bir gün boyunca kaldığını ve sonrasında buradaki su kaynağından suyu içerek Tanrı'yla iletişime geçtiğini ve Tanrı'dan aldığı soruları tekrar rahibe ilettiğini biz biliyoruz. Tabii ki başka kehanet elemanları da var. En önemlisi tabii ki su ama bunun dışında defne yaprakları, defne dalları zaten Apollon'la ilişkili bir bitki. Onun dışında Omphalos dediğimiz bulunduğu yerde dünyanın merkezini gösteren göbek deliği anlamına gelen aslında bir nesne, kehanetle ilgili kullanılan başka bir nesne. Ve bunun dışında aşık kemikleri de yine kehanet ile ilgili kullanılan nesnelerden birkaç tanesi. Hocam alana geçmeden önce sorulacak çok soru var ama biraz araştırma tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Son yıllarda Profesör Doktor Nurhan Şahin'le beraber aslında Claros'u gerçek anlamda tanımaya başladık. Tabii. Ama nasıldır geçmişten günümüze Claros'un araştırma tarihçesi? Tabii yani Claros'un araştırma tarihçesi aslında yaklaşık 100 yılı aşkın bir bize süreyi vermekte. 1886 yılında Schuhart tarafından Claros'un lokalizasyonu yapılıyor. Tabii ki pek çok modern araştırmacı bunun öncesinde ve sonrasında Claros'u arıyorlar. Fakat Claros'taki ilk kazıları 1907 ile 1913 yılları arasında aralıklarla da olsa Charles Picard ve Theodore MacReady gerçekleştiriyor. Sonrasında uzun bir süre Claros'ta herhangi bir kazı olmuyor. 1907 ve 13 yılları arasındaki kazılarda Propylon yani kutsal alanın giriş binası bulunuyor. Fakat o zamanlarda tabii ki tapınak bulduk diyerek bu ortaya çıkıyor.
Fakat sonrasında anlaşılıyor ki burası Helenistik Apollon Tapınağı değil. Çünkü Apollon Tapınağı'nın var olduğunu ve onu bulmak üzere buraya geliyorlar. Fakat bunun bir giriş binası olduğu sonrasında ortaya çıkıyor. 1950 ve 1961 yılları arasında Fransız dönemi kazıları başlıyor diyebiliriz. Burada Jean Robert ve Louis Robert iki önemli epigraf ve bir mimar Roland Martin tarafından 11 yıl boyunca kazılar gerçekleştiriliyor. Bu kazılarda tapınakla birlikte pek çok yazıt da aynı zamanda ortaya çıkartılıyor. Sonrasında 1988 ve 1997 yılları arasında yine bir Fransız ekip Juliette Dorégenier başkanlığında burada kazıları gerçekleştiriyor ve o dönemde de şu andaki kazı başkanımız olan Profesör Doktor Nuran Şahin de ekipteki bir Türk üye olarak orada çalışmalara başlıyor. Sonrasında 2001 yılında hocamın başkanlığında Ege Üniversitesi'nden ağırlıklı olan bir ekip tarafından kazılara başlanıyor ve günümüzde 2019 yılında da hala hocam tarafından kazılar yürütülmekte. Hocam, Claros gerçekten multidisipliner çalışmaya çok açık bir alan. Biraz bildiğim için de epigrafi anlamda tam bir cennet. Seramik çeşitliliği ve yoğunluğu açısından inanılmaz. Heykel yine öyle. Nasıl baş ediyorsunuz? Bu çalışmaları nasıl altından kalkıyorsunuz? Evet, söylediğiniz gibi gerçekten kolay değil. Yani çok önemli bir kutsal alan. Çok farklı ekipler tarafından kazılar gerçekleştirilmiş ve 100 yıllık bir belki 100 yılı aşkın bir araştırma ve yaklaşık 100 yıllık da bir kazı geçmişi var. Yazıt açısından aynı şekilde öyle, plastik, küçük buluntular açısından aynı şekilde öyle ve tabii ki mimari, yani şu anda gelip gördüğünüz zaman Helenistik dönem kutsal alanının neredeyse ayakta olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki temel düzeyinde olsa da, fakat yine de o kutsal alan mimarisini ve organizasyonunu gözünüzde canlandırmanız mümkün. Tabii ki bu bir ekip işi. Sadece kazı başkanımız ya da ben kazı başkan yardımcısı olarak değil, aynı zamanda öğretim üyelerinden oluşan ve öğrencilerden, arkeologlardan oluşan bir ekibimiz var. Tabii ki dönem dönem bize katılan mimar, restoratör, jeofizikçi ve coğrafyacı arkadaşlarımız var. Yani interdisipliner bir çalışma. Sadece 2 aylık bir dönemde değil, bütün yıl boyunca Claros'ta gerçekleşiyor. Zaten tıpkı diğer kazılarda olduğu gibi bu çalışmalar sadece dönemlik olarak yapılmıyor. Biz sadece yaz dönemlerin kazı yapıyoruz, bir veri elde ediyoruz ama o verilerin işlenmesi ve anlamlandırılma işi bütün yıl boyunca bir ekip tarafından devam eden bir çalışma. Hocam, alan olarak aslında çok ilginç bir alan çünkü siz belki alanın orada olmasının temel sebebi olan suyla kazı yaparken de baş ediyorsunuz ve bu benim de çok gördüğüm bir örnek değildi. Su altı kazıları dışında su üstü kazısı gibi oluyor. Suyu boşaltıp tekrar kazı devam ediyor ve su dolmaya devam ediyor. Bu çok zor ve zahmetli bir iş değil mi hocam? Maalesef öyle. Yani su orayı kehanet merkezi olarak seçilmesinin nedeni zaten suyun varlığı. Yani oradaki su az önce de aslında onu söylemeyi unuttum. Bu su faylanmayla kaynaklanan, orada bulunan bir su ve anlaşılan o ki, yani Claros ilk kurulduğunda da o su kaynağı oradaydı ve o su kaynağının üzerine arkaik bir tapınak inşa edildi. Sonrasında o arkaik tapınağı içine alan bir Helenistik dönem Apollon tapınağı inşa edildi. Yani insanlar orada sudan uzaklaşmak istememişler. Tabii ki mesela Didim'de de benzer bir durum var. Tıpkı Claros gibi bir kutsal alan olmasının yanında bir kehanet merkezi aynı zamanda. Fakat Didim'deki o su kaynağının zaman içerisinde kuruduğuyla ilgili elimizde antik yazarların bilgileri mevcut. Fakat Claros'ta durum maalesef diyeceğim çünkü çalışmayı çok zorlaştıran bir durum. Tabii ki bu suyun dışında aynı zamanda Claros'un antik dönemde bir denize kıyısının da olduğunu biliyoruz. Antik yazarların söylediği kadarıyla da Claros'un bir limanı da var. Evet. Dolayısıyla çevrede bulunan birkaç nehrin yataklarının kuruması sonucunda orada geçirimsiz bir tabaka oluşuyor ve su denize kavuşamıyor ve dolayısıyla da Claros ve çevresinde bu su birikiyor.
ve sonrasında da kıyı çizgisi şu anda Ahmetbeyli'den işte Özdere tarafına doğru kabaca dersek, antik dönemde ise bunun şu anda kullanılan Menderes yoluna kadar ilerlediğini biz araştırmalarla tespit ettik. Tabii ki suda çalışmak çok zor. Şöyle söyleyebilirim, yani normal şartlarda deniz seviyesi 0 metrede de su gelir. Fakat Kriaros'ta yaklaşık deniz seviyesinden 1,5 metre yükseklikte toprağın nemlenmeye başladığını ve biraz daha aşağılarda suyun geldiğini biz görüyoruz. Tabii ki çok dikkatli yapılan bir çalışma. Su motorlarıyla sürekli çalışıyoruz. Çıkan malzemeler eleniyor, herhangi bir şey kaçırmamaya çalışıyoruz. Evet. Maddi olarak da tabii ki bu, yani hem fiziksel olarak bir takım zorlukları beraberinde getiriyor, hem de maddi olarak bir takım zorlukları da beraberinde getiriyor. Çünkü bunlar benzinle ya da mazotla çalışan şeyler, yani su yakmıyorlar, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla da bunların alınması, işte konulması, edilmesi tamamen iş gücü ve maliyetle olan şeyler. Ama son yıllarda biraz tabii sudan da sıkıldığımız için artık çalışma alanlarını biraz daha yukarıya doğru, sudan uzak yerlere doğru kaydırmaya çalıştık. Tabii ki Helenistik dönem ve özellikle Roma dönemi biraz daha susuz dönemler Kriaros'ta ve daha net görülebilen dönemler. Ve dolayısıyla da tabii ki sadece suyla alakalı değil bu. Biz Kriaros'un kuruluşu ve arkaik dönemiyle de ilişkili pek çok soruya cevap bulmuş durumdayız. Ve dolayısıyla kutsal alanın özellikle Helenistik dönem sonrasında Roma İmparatorluk dönemindeki organizasyonunu, mimari organizasyonunu hakkında şu anda çalışmaları yürütüyoruz. Güncel çalışmalar da bu şekilde. Anladım. Hocam, kuruluşundan biraz bahsedelim mi? Tabii ki. Şimdi Kriaros'un kuruluşu hem antik yazarlar hem de bizim edinmiş olduğumuz arkeolojik veriler ışığında birbirine yakın tarihler ortaya koyuyor. Yani İsa'dan önce 13. yüzyılda Kriaros'un kutsal alan olarak kullanıldığını antik yazarlar söylüyorlar. Şimdi Kriaros'a o dönemde gerçekleşen iki farklı göç dalgası var. İlk göç dalgası Girit'ten Mikena'ya göçen Rakios isimli bir lider ve beraberinde gelenlerle gerçekleşiyor. Kolofon ülkesi olarak adlandırılıyor o dönemde Kriaros'un bulunduğu coğrafya. Kolofon ülkesine geldiklerinde tabii ki yerli bir halk var, Karlar. Karlarla ilgili elimizde tabii ki çok fazla veri yok. Yani onların kullandığı eşyalar, maddi kültürleri hakkında çok fazla bilgimiz olmasa da savaşçı bir topluluk olduklarını biliyoruz ve dolayısıyla da Kriaros ve çevresinde Kolofon ülkesinde yaşayan bir halk ve tabii ki yeni gelen halka karşı çok da hoşgörülü olmuyorlar ve onların iç kısımlara doğru ilerlemesine engel oluyorlar. Sonrasında bununla çağdaş başka bir göç dalgası var. O da Yunanistan'ın Tebay kentinden kovularak gelen bir halk ve bu halk gelirken beraberinde Teiresias ve Manto isimli kişiler de geliyor. Teiresias zaten o dönemde Apollon kahinesi, öyle söyleyelim. Ve Kriaros'ta bir kutsal alan, bir bilicilik merkezi kurmak üzere zaten buraya geliyorlar. İlk kehanet bir kadınla birlikte, Manto'yla başlıyor. Fakat Kriaros'un özellikle meşhur olması, Rakios ilk gelen liderle Manto'nun evliliği ve bu evlilikten doğan Mopsos'la gerçekleşiyor. Mopsos döneminin en önemli kahini. Troya savaşlarının kahini olan Kalkas'la bir yarışa girdiklerini biz biliyoruz ve bu yarışın sonucunda Kalkas'ın intihar ettiğini, kendisini öldürdüğünü de antik yazarlar söylüyorlar. Sonrasında tabii ki arkeolojik veriler de var. Yani sadece antik yazarlar değil, özellikle Mopsos sadece bir kahin değil, aynı zamanda bir dini yaymak için uğraşan bir kişi de, bir çeşit misyoner de aslında ve dolayısıyla pek çok kentin de kuruluşunda etkili olan biri. Mopsos'un yaşadığı tarih olarak da 1220'ler 1170'ler civarı bir tarih aralığı veriliyor modern yazarlar tarafından. Ve bizim de arkeolojik verilerine baktığımız zaman Kriaros'la oldukça antik yazarların söylediği, modern yazarların söyledikleri tarihler ve arkeolojik verilerin de destekleriyle yaklaşık olarak 13. yüzyıl ile 12. yüzyıl arasında Kriaros'ta şu an için en erken malzemeleri bulduğumuzu söyleyebilirim. Hocam,
bir hikaye cenneti ve her kazıda sizi şaşırtan ilginç malzemeler geliyor ama belki Klaros'u yapan etmenlerden birisi Apollon Tapınağı'na biraz değinmek istiyorum. Mimarisi, arkeoloji için önemi, birkaç unik özelliği diğer Apollon Tapınaklarından ziyade. Evet. Ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi bir defa Helenistik dönemde İsa'dan önce 3. yüzyılda yapımına başlanan ve tıpkı Didim Apollon Tapınağı gibi hiçbir zaman bitirilemeyen bir tapınak. Klaros'taki Apollon Tapınağı, Apollon Klaros Tapınağı. Helenistik dönemde inşa edilmeye başlanıyor. Tabii ki Helenistik dönemde yapılan Batı Anadolu'daki tek dor tapınağı olarak bizim karşımıza çıkıyor. 6 x 11 sütunlu bir plana sahip bir peripteros. Bir pronaosu ve bir naosu var. Aynı zamanda yerin altında, yani stilobat düzleminin altında da iki aditona sahip. Pronaos'tan naosa geçtikten sonra naostan iki merdiven aracılığıyla bir koridora giriyorsunuz ve o koridor sizi önce ön aditona ve sonra da arka aditona çıkartıyor. Arka aditon tabii ki işin kutsal kısmının yürütüldüğü yer ve buraya rahip ve kahinden başka kimsenin giremediğini biz biliyoruz. Ön aditon dediğimiz yerde yine kemerli bir yapı, arka aditon gibi ve bir çeşit bekleme salonu. Yani kehanet başvurusuna gelen kişilerin buraya geldiklerini ve beklediklerini, yani rahibe sorularını sorduktan sonra burada bekleme yaptıklarını biz biliyoruz. Bunun dışında tabii ki pek çok deprem, pek çok savaş ve istila, pek çok kenti tahrip ettiği gibi Apollon Tapınağı'nı da tahrip ediyor. Tabii ki bir tapınağı inşa etmek, tamamlamak oldukça maliyetli de bir iş. Bu yüzden de Augustus'la birlikte Roma imparatorlarının Klaros'a ciddi para yardımları yaptığını biz biliyoruz. Özellikle Augustus'un kutsal odalar, yani ön ve arka aditondaki kemerlerin inşa ettiğini, Tiberius'un maddi yardımlarda bulunduğunu, Hadrianus'un yine zaten kendisi bir Yunan hayranı, pek çok ziyarette de bulunuyor Batı Anadolu'ya ve dolayısıyla Hadrian'ın da yardımlarını biz diğer kentlerde olduğu gibi Klaros'ta da görmekteyiz. Ama az önce de söylediğim gibi tapınak hiçbir zaman bitirilemiyor. Fakat bitirilememiş olsa bile bu onun işlevini yürütmesine ve işlevini sürdürmesine engel olan bir durum değil. Klaros'un özellikle İsa'dan sonra 2. yüzyıl civarında yine çağdaş bir şekilde Roma imparatorlarının ilgisi, maddi destekleriyle de büyük ihtimalle bu ilişkili bir durum, oldukça popüler olduğunu ve pek çok yerden insanların ya da delegelerin Klaros'a geldiklerini biliyoruz ve İsa'dan sonra 4. yüzyıla kadar bu popülerlik devam etse de tabii ki Hristiyanlığın artık bu süreçte resmi din haline gelmesi ve bir takım işte İsa'dan sonra 4. yüzyıldan bildiğimiz Efes'i de özellikle ve çevre kentleri de yıkan depremlerin büyük olasılıkla Klaros'u da zarar verdiği çok mantıklı bir şey olabilir. Dolayısıyla depremlerle birlikte Klaros'un İsa'dan sonra 4'te yavaş yavaş artık terk edildiğini ve kullanılmamaya başladığını, tabii ki ufak tefek yerleşim izleri var ama kutsal alan olarak en azından o dönemden sonra kullanılmadığını söylemek mümkün. Hocam tabii bizi mimari ne kadar şaşırtsa ve hayran bıraksa da, ilk oraya gelen arkeologlar gibi materyali biraz daha gözümüz arasa da, Nurhan Hoca ile başlayan, aslında bence onun izleriyle başlayan Klaros'taki sorular değişti. Yani kazıyı yaptıran sorular değişti. Artık sosyal yaşam, yani sadece materyale dayalı bir kazı değil, aynı zamanda oradaki insanları anlamaya yönelik veya ritüelleri anlamaya yönelik kazılar, sorular değişti. Son dönem Klaros kazıları, bu değişen sorularla nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi artık arkeoloji bakış açısı oldukça değişti. Bu değişimin tabii ki yanında kazı stratejileri de değişmeye başladı. Yani ben 2009 yılında hocamın asistanı olduğum dönem sonrasındaki o süreçle ilgili bilgi verirsem şayet, şimdi 2010 yılında ilk kazıya katıldığım dönemden 2018 yılı ve 2019 yılında bakacak
olursak bizim sorduğumuz sorular farklılaştı. Burada tabii hem dönemin değişmesi hem de kazıların da kendi iç dinamiklerindeki bir takım değişiklikler de söz konusu olabiliyor. Biz o dönemlerde yani 2009'lu 2010'lu yıllarda Claros'taki bu ilk kuruluş dönemiyle ilgili veriler elde etmeye çalışıyorduk. Yani Claros ne zaman kurulmuştu? Tabii ki antik yazarların söyledikleri var. Fakat her söylediklerini doğru kabul edeceğiz diye bir olgu da söz konusu değil. Dolayısıyla biz bunlara yönelik olarak çalışmalarımızı yapmıştık. Tabii ki Helenistik dönem Apollon tapınağı çalışıldı. Şu anda yayına hazırlanıyor. Bir Fransız mimari ekip tarafından bu çalışmalar gerçekleştirildi. Ve biz erken demirçağ, yani protogeometrik, geometrik ve arkaik dönemi de içine alırsak şayet yaklaşık bu 400 yıllık süreçle ilgili Claros'ta mimari organizasyonla ilgili neler vardı? İşte mimari olarak hangi yapılar vardı? Onları ortaya çıkarttık. Tabii ki daha bulamadığımız olması gereken başka yapılar da var. Fakat kafamızdaki soruların pek çoğunun ben cevabını aldığımızı düşünüyorum bu anlamda. Özellikle tabii ki bu az önce söylediğiniz gibi ritüel işi, ritüellerin gerçekleştiği yerler tabii ki tapınak tanrıların evi ve tanrıların evi olduğu için de normal insanların, sıradan bizler gibi insanların tapınaklara girmesi söz konusu değil ve onların ibadeti ve ritüel sunak gerçekleşen bir hadise. Dolayısıyla sunaklardaki, sunakların bulunması, sunaklardaki malzemelerin bulunması, yayınlanması sonrasında elimizde Claros'ta ilgili pek çok veri ve pek çok doküman var. Fakat özellikle burada bahsetmek gereken noktalardan bir tanesi tabii ki az önce söylediğim gibi kazı stratejileri de, yani düşünce yapısıyla birlikte kazı stratejileri de değişiyor. Biz özellikle son dönem kazılarında kutsal alanın aslında İsa'dan sonra 2 ve terk edildiği dönem 4 arasındaki o dönemle ilgili şu anda kafa yormaktayız. Arazideki faaliyetler de o şekilde gerçekleşmekte. Tabii ki bunda şunun da etkisi var. Şimdi Claros 2015 yılında bir öğren yeri statüsüne kazandı. Yani bu ne demek? Etrafı tedörgülerle çevrili bir güvenlik kulübesi var, tuvaletleri var, güvenlik görevlisi var, en önemlisi bu ve bir temizlik görevlisi, bir bekçimiz de var aynı zamanda yani. Dolayısıyla Claros'ta gelen herhangi bir insan mesai saatleri dahilinde öğren yerini gezebiliyor, fotoğraf çekebiliyor, her şeyi yapabiliyor. Tabii bunun yanında 2014 yılında yine ve 2015 yılında aynı şekilde iki büyük arazi kamulaşmış durumda. Ve bu kamulaşan araziler bizlere oldukça sürpriz bir takım şeyler sundu diyelim. Özellikle Notion tarafına doğru olan çalışmalarda oldukça değişik bir, ilginç bir yapı bulduk. Yaklaşık 30 metre uzunluğunda 6 odadan oluşan bir yapı kompleksi. Yapının merkezi güneyden yapılan bir girişi var ve bu girişten girdiğiniz zaman 5 odaya içeriden bağlantısı var. Sadece batıdaki oda dışarıya açılan ayrı bir mekan olarak tasarlanmış. Fonksiyonuyla ilişkili olarak şu anda elimizde çok fazla bir veri yok. Çünkü yapım aşamasında yıkılmış gibi bir izlenimi var. Çünkü yapının duvarları yapının tamamını kaplayacak şekilde devrilmiş. Aynı zamanda yapının 30 metrelik güney duvarı deniz tarafına doğru bir eğim göstermekte. Dolayısıyla bunu gerçekleştiren şeyin bir deprem olabileceği de şu anda düşünülen konulardan bir tanesi. Dolayısıyla yapının fonksiyonuyla ilgili şu anda elimizde çok fazla bir veri yok. Ama artık Claros'ta şu anda kutsal alan dışına yavaş yavaş taşmaya başlıyoruz. Yani Claros'un bağlı bulunduğu Notion tarafına doğru bir gidişin olduğunu ve farklı yapıların da buradan gelmeye başladığını ve farklı yapıların da gelmeye başlayacağını bir habercisi bu. Bu yapı çok büyük olasılıkla imparatorluk dönemi içerisinde yapılmış kutsal alanın o dönemki sınırını bize oluşturuyor. Benzer yapılara ve benzer planlara baktığımız zaman Agora, Stoa, yol gibi mimari unsurların bu alanda
olmasını biz şu anda bekliyoruz. Dolayısıyla sorunuzun ilk şeyine dönecek olursak, yani biz bir kutsal alan şu anda kazarken işte kültür, ritüeli, ilk kuruluş evreleri, mimarisi derken biz şu anda aslında işin başka bir boyutuna doğru da gitmeye başlamış durumdayız. Tabii ki bu aynı zamanda beraberinde interdisipliner bir çalışmayı da beraberinde getiriyor. Burada bu alanda bir jeofizik çalışma 2017 yılında gerçekleştirildi. Tabii ki bu yapının bulunmasına vesile olan çalışma da bir coğrafya ekibinin yapmış olduğu bir sondaj sırasında gerçekleşti. Buradan da o çalışmayı o zaman yürüten araştırma görevlisi Doktor Mehmet Doğan'a da teşekkürlerimizi sunacağız. Aynı zamanda o ekip tekrar coğrafya ekibi bu sene de Klaros'ta onları ağırlayacağız ve farklı yerlerde sondajlar gerçekleştirecekler. Hocam son sorum Arkeopark'la ilgili. Evet. Klaros'ta başarılı bir proje yürütüldü ve devam ediyor da bildiğim kadarıyla. Yapılacak işler evet. daha çok var. Neler oldu hocam Klaros'ta? Şimdi Klaros'ta neler oldu? Bu kamulaşma işinden zaten bahsettik. En önemli kısım oydu. Ören yeri olma süreciydi. 2015 evet. yılında Klaros ören yeri oldu. İki büyük parsel 14 ve 15 yıllarında kamulaştı ve onlar da ören yeri sınırlarında şu anda. Yaklaşık Klaros'ta 12 hektarlık büyük bir kazı alanına sahibiz ve bunun yaklaşık olarak da 7-8 hektarı şu anda kazılmayı bekleyen bir alan. Bunun dışında tabii ki bizim yürüttüğümüz farklı projeler de var. Bir tanesi sizin de ifade ettiğiniz gibi Arkeopark projesiydi. Bu projeyi 2011 yılında biz hayata geçirdik. Şimdi bu proje Klaros'tan, tamamı Klaros'tan bulunmuş olan heykellerin ve bazı koltuk gibi, güneş saati gibi mimari öğelerin diyelim birebir mülajlarının alınması ve yerinde sergilenmesiydi. Tabii ki yerinde sergileme işini bulundukları yerde yapmamızın çok imkanı bir yok. İmkanı maalesef sudan dolayı olmadığı için biz bunları yukarıda susuz bir alanda gerçekleştirdik. Yine Klaros'ta sit alanının yani ören yeri sınırları içerisinde ve 12 ay boyunca su almayan bir yer orası ve gezilebilecek bir yer. Tamamı Klaros'tan çıkmış eserler bunlar. Selçuk'ta bulunan Selçuk Efes Müzesi ve İzmir Arkeoloji Müzesi'nde bu eserler teşhirlerinde veya da depolarındaydı. Bir mülaj şirketiyle anlaşarak bu eserlerin birebir mülajlarını biz yaptırdık. Bu proje tabii ki o dönem için konuşacak olursak aslında Klaros kazı ekibinin özellikle de Profesör Doktor Nuren Şahin'in bir projesiydi ve İzmir Kalkınma Ajansı destekli bir projeydi ve maddi açıdan da kendimize bir partner bulmamız da gerekiyordu ve yerel yönetimlere de o anlamda gidildi ve o dönemde Menderes Kaymakamlığı sağ olsun böyle bir projeye destek verdiler ve İzmir Kalkınma Ajansı, Ege Üniversitesi olarak Klaros Kazısı ve bizler ve Menderes Kaymakamlığı bir projeyle bu arkeoparkı hayata geçirdi. Burada tabii ki sadece heykeller ve başka eserler yok. Aynı zamanda Helenistik dönem Apollon Klaryos Tapınağı'nın ölçekli olarak küçültülmüş birebir bir maketi de bulunmakta. Evet. Tabii ki bunu yapmamızın nedeni aslında şuydu. İnsanlar bir kutsal alana geldiklerinde ya da bir kente geldiklerinde çoğu şeyi temel düzeyinde görüp bazı şeyleri hayal etmeleri gerekiyor. Ancak yani bunu normal sıradan insanların yapabilmesi maalesef çok güç olmuyor ki çoğu zaman biz de ne olduğunu anlayamıyoruz evet. ilk anda kazdığımız ve bulduğumuz şeylerin. Dolayısıyla buradaki eserler pek çoğu müzelere dağılmıştı ve biz bunları toparlayıp işte ise bunların mülajlarını yani kopyalarını sergilemek ve bir algı yaratmak istedik. Özellikle şu anda Helenistik dönem tapınağına baktığınız zaman temel düzeyinde korunduğunu ve birkaç tamburun üst üste durduğunu görüyoruz. Fakat yine insanların gözlerinde canlandırmaları oldukça zor bir o dönemdeki mimariyi. Bu tapınak maketini yapmamızın da nedeni aynı zamanda oydu ve tapınak maketi de oldukça da zahmetli bir süreçten geçti. Çok ağır yani birebir bir inşaat yapıldı aslında o maket için. Yani onun içinde silikonu, alçısı, mermer tozu hatta demir hatılları da olan küçük bir inşaat yürütüldü. O dönemde o tapınağı maketini yapan arkeolog arkadaşım Tuncay Küçük de çok ciddi bir emek verdi. Kendisine de teşekkür de etmek istiyorum buradan.
Hocam çok keyifli sohbetti. Çok teşekkür ederim geldiğiniz Benim için. Benim için de öyleydi. Ben de davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Başka bir programda belki kehanet üzerine daha geniş veya çalışmalarınız üzerine daha geniş kapsamlı konuşmak isterim. Yine. Ben de. Bu hafta da Arkeolojik İzler programının sonuna geldik. Diğer programda görüşmek üzere.